Öyle hem söyleyeyim laikim hem Müslümanım diyen ya sopa yememiş ya say saymasını bilmiyor Ahmet. Aa kes bu. Ediyor kadar efendim. Ben bu konuda hüküm Allah'ın yok söylemeyelim. Şimdi bakın. Bir dakika. Yani Müslüman laikliği savunamaz mı? Laiklikten ne anladığınızı... Marksizmi savunamaz mı? Laiklikten ne anladım demeden beri söylüyorum. Herkes aynı şeyi anlıyor. Bunun tarifi basitti. Marksizmi savunamaz mı? Marksizmi savunamaz mı? Savunamaz tabii. Müslüman Marksizmi savunamaz. Dingo'nun ahırı mı burası? Herkes aklına eseni savunsun. Olur mu öyle şey? Güzel. Peki başka ne deriz? Hiç, yani Müslüman bir düzende, Müslüman Müslümanlıktan başka Müslüman bir şey savunamaz. Müslüman olmayan inancını muhafaza eder. Ama o ülkede mer'i olan hukuk neyse Müslüm gayrimüslim dinli dinsiz demeden ona uymak zorundadır. Nitekim ben Müslüman olduğum halde ümmüme çöküyor laik cumhuriyet beni kurallarına kanunlarına uyduruyor. Sayın Özkan şunu söyler misiniz? Ben de devletim İzin geldiğinde verin. Aynı işi İzin yapacağım verin. Efendim. Aa, otur bir dakika. Peki yani siz şunu söylüyorsunuz. Bu konuşmanın başındaki konuşmalara hiç benzemeyen bir konuşma oldu. Çünkü biz konuşmanın başında şöyle bir şey konuştuk. Müslüman diğer Müslümana müdahale etmez ama devlet biçimine girince galiba müdahale ediyor. Tabii efendim. Müslüman bir devlet, İslam devleti kurulduğunda Marksizmi, laikliği ya da bir başka şeyi savunan herkesi cezalandıracak öyle mi? Hayır. Yok. Ne yapacak? Düşünce hürriyeti serbest. Ahmet Bey bak mesele şu. Bu kadar aşikar. İnsanlar bir toplumda anlamak için. Ahmet Bey İnsanlar bir toplumda nefislerindekileri değiştirmedikçe Allah o toplumun halini değiştirmez. Bu Allah'ın değişmez kurallarından birisi, sosyal kurallarından. Yani şu ülkede yaşayan insanlar İslam'ın üstünlüğüne inanırlar. İnananlar diğerlerini de ikna yoluyla, hakkı tavsiye ederek, maruf ile yani güzelle emredip kötülükten sakındırarak genel bir kamuoyu meydana getirirler ise burada rejim yeryüzünde kimsenin mani olamayacağı şekilde İslami devlet fena haline girer. Dikkat edin. Lazım. Biz evet. O şekilde düşünenlere kafirsin, sen insan değilsin, yaşamaya hakkın yok diyelim demiyoruz. Çünkü kabul ettiğimiz din bize bu yetkiyi vermiyor. Ama bilmediğini fark ettiğimizde ne yapacağız? İslam şu, laiklik de bu, demokrasi bu, Marksizm de bu diye anlatmak ve ikna etmeye çalışmakla mükellefiz.